Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düğümlü çarpı işi nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu işin orijinal ismi Palestrina Knot. Ama ben yani Türkçe olarak hani daha anlaşılır olsun diye düğümlü çarpı işi diyorum ona. Yani gerçek ismi düğümlü çarpı işi değil tabii ki. Düğüm attığımız için düğümlü çarpı işi olarak isimlendirdim. Bu işin normal çarpı işinden oldukça farklı, işleme tarzı da farklı, yapılışı da farklı, duruşu da farklı. Mesela şöyle yakından göstereyim, şöyle yandan gösterdiğim zaman bu daha böyle kabarık duruyor. Bu koyu yeşil olan normal çarpı işi, bildiğimiz klasik çarpı işi, bu düğümlü şekilde işlediğim çarpı işi arasındaki fark oldukça farklı tabii ki. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Öncelikle onlardan bahsedeceğim, ön bilgi vereceğim ve yapımına başlayacağım. Çarpı işi yaptığımız bütün desenlerde bu işi kullanabiliriz ama şöyle söyleyeyim, biraz vakit alan bir teknik, ayrıca biraz da fazla iplik yiyen bir teknik. O yüzden işlerinizin bazı bölümlerinde bu işi kullanarak ürününüzü, modelinizi çeşitlendirebilirsiniz. Daha hoş hale getirebilirsiniz. Mesela aynı tonlarda işlediğiniz modellerde bazı yerleri bu teknikle işleyebilirsiniz. Mesela tek bir ton dediğim aynı bir rengin farklı tonlarında bir işleme yapacağınız zaman bunu işleyebilirsiniz. Şimdi bunu anlatmadan önce şunu da söyleyeyim. Bu işi yaparken ipinizi çok fazla uzun tutmayın. Çünkü düğüm attığımız için fazla sürtünmeden dolayı tiftiklenme oluyor iplikte. Ayrıca kuka iplikleri kullanabilirsiniz bunda, kumaşınızın kalınlığına göre. Bunu muline ile işledim ben. Şimdi size göstereceğim zaman da bu kuka iplikle işleyeceğim. Kuka iplikle işleyebilirsiniz. Kumaşınızın 2 ipliğiyle, 3 ipliğiyle, 4 ipliğiyle işleyebilirsiniz. Yani kumaş ipinizin. İşleyebilirsiniz. Kaneviçe yaptığınız bütün kumaşlara işleyebilirsiniz. En boy iplikleri eşit olmak kaydıyla. Şimdi iğneme ben 12 numara, kuka ipliğin 12 numarası ipliği taktım. Dediğim gibi muline ipliklerin 2 katıyla da işleyebilirsiniz. 3 katıyla da işleyebilirsiniz. Kumaşınızın kalınlığına göre değişecek bu. Her zaman olduğu gibi düğümsüz başlama tekniğini kullanacağız. Ben şimdi muline ip değil de normal iplik geçirdiğim için tek kat geçirdim ve size o şekilde başlayacağım. Şimdi başlayalım. Aklıma geldikçe de bilgileri vermeye devam edeceğim. Şimdi çok farklı. Ben şimdi bunu 2 iplikle yaptım ama siz rahat görün diye şimdi 3 iplikle yapacağım. Bunu kasnağa, kumaşınızı tabii ki kasnağa gereceksiniz. Çünkü düğüm atacağımız için normal elinizle işlerseniz kumaşınız büzülebilir. Tek eliniz alıştıktan sonra kumaş kasnaksız da işleyebilirsiniz. Ben şöyle bir bordür bir parçam vardı, ziyan olmasın diye size şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi başlayalım. Düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başlıyorum. Şimdi yukarıdan herhangi bir yerden, ben size dediğim gibi 3 iplikten yapacağım. Şöyle şimdi 3 iplikten yapacağım, herhangi bir yerden. Herhangi bir yerden başlayacağım ve size 3 iplikten göstereceğim. Dediğim gibi 2 iplikle de yapabilirsiniz. Şimdi başladım. Şu şekilde biraz iplik bırakıyorum. Çıkıyorum. Bu iplik arada kalacak şekilde çıkıyorum. Şimdi tutalım. Bunu ilk başladığımız zaman yapıyoruz. Her zaman bunu yapmıyoruz tabii ki. Şimdi 3 iplik sağa doğru kumaşın 3 ipliğinden 1, 2, 3. Bu da arada kalacak şekilde 1, 2, 3.
batıyorum. Bu şekilde başladım. Şimdi 3 iplik. Bu ilk çıktığım yerden aşağıya doğru 3 iplik iniyorum. 2 3 indim. Şimdi şu iplik aşağıya doğru duracak. Bunu da görmeyin. Bu yatay attığım ipin arasından iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde. Geçirdim. Şunu da tutuyorum. Bunu iğnemin altından geçiriyorum. Şu şekilde biraz sıkıştırıyorum. Tekrar aynı yerden iğnemi geçirdim. İpliğimi tekrar iğnemin altından geçiriyorum. Ay geçiremedim. Heh, geçirdim. Ve burada bir düğüm oluştu. Şurada bir düğüm oluştu. Şimdi yukarıda bu battığım yerden aşağıya doğru 3 iplik sayıp 1, 2, 3 sayıyorum ve çarpımı bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu normal çarpı işinde ne yapıyorduk? Vere vere yukarı çıkıyorduk. Kapata kapata aşağı geliyorduk. Bu öyle değil. Bu çarpıyı bitirdikten sonra aşağıya iniyoruz. Şimdi aşağı geçmek için artık şununla işimiz bitti. Bu ilk başlangıcı böyleydi. Şimdi alta geçmek için bu şurası var ya, şuradan alttan çıkıyorum. Hemen karşısına buraya batıyorum. Şuraya batıyorum. Şimdi buradan aşağıya doğru 1, 2, 3 iplik saydım. Bu çıktığım ip aşağıya doğru. Şimdi verev attığım ipi, iğnemi verev attığım ipin altından geçiriyorum. Bu aşağıda bıraktığım ipi de iğnemin altından geçiriyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar aynı verev attığım ipten iğnemi alttan geçiriyorum. Bu ipi tekrar iğnemin altından geçiriyorum. Ve bunun tam karşısına gele, 3 iplik karşısına gelecek şekilde 1, 2, 3 batıyorum. Bu şekilde. Şimdi büyük büyük olduğu için buradaki gibi sık sık durmuyor. Çünkü ben 3 iplikten yaptığım için rahat görün diye. Bakın bu şekilde de kabarık kabarık duruyorlar. Eğer 3 iplikte yapacaksanız bu tekniği kuka ipliğin 8 numarasını kullanabilirsiniz ya da mulinenin 3 katını kullanabilirsiniz. Kumaşınızın 2 katından yapacaksanız, bu 25 kantlı kumaştan bahsediyorum. Mulinenizin 2 katını kullanabilirsiniz ya da kuka ipliğin 8 numarasını kullanabilirsiniz. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, şunu tekrar göstereyim. Şimdi biz kaneviçe yaparken, mesela ben kaneviçe yaparken ne yapıyorum? Şuradan diyelim başlıyorum. Yukarıya gidiyorum, aşağı geliyorum. Sonra buraya geçiyorum. Yukarıya gidiyorum, aşağı geçiyorum. Şöyle hizalıyorum mesela. Buraya geldiğim zaman aşağı ve böyle komple ben bu şekilde yapıyorum. Yani bu şekilde yapıyorum. Ama bu nakış tekniğinde, yani bu düğümlü teknikte böyle olmuyor. Bu öbeği bitiriyorum. Yani şuradaki bir öbeği bitiriyorsunuz. Sonra buraya geçiyorsunuz. Sonra buraya geçiyorsunuz. Hani böyle 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 yapmıyorsunuz. Yoksa birazcık zor oluyor öteki türlü. Şimdi pratik halini anlatacağım. Çıktım. Karşıya yatay olarak geçtim. Bu şekilde geçtim. 2, 3 iplik aşağıdan çıktım. Yatayın altından geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu iğneyi bu şekilde uğraşmıyorum. Şimdi burası böyle bir
halka oldu ya bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir halka oldu. İğneyi tam ortadan çıktığım zaman zaten otomatik olarak iplik iğnenin altında kalmış oluyor. Bu şekilde sıkıştırdım. Tekrar şimdi arkadaşlar bakın burada bir yukarıya doğru atım var. Bir yatay atım var ya, sadece yatayın altından geçiriyorsunuz. Hani bunu da almıyorsunuz. Tekrar ikinci yaparken bahsediyorum. Tekrardan yatay ipin altından iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Burada bir düğüm oluşuyor. Ve tam 3 ipliği karşıya gelecek şekilde batıyorum. Bu şekilde. Şimdi hep aşağıya doğru indik. Yana doğru ne yapacağım? Şimdi yana doğru giderken buradan çıkıyorum. Normalde ipliğim kumaşa ince kaldığı için, siz rahat görün diye anlatıyorum ben düğümleri. Buraların gördüğünüz gibi boşluk olmaması gerekiyor. Ama ben ipliğim kumaşa ince kaldığı için buralar boşlukta kaldı. O yüzden ya mulinenin iki katını kullanın bu 25 kantlı kumaş için, ya da kuka ipliğin 8 numarasını kullanın 3 kattan yaparken. Ama kumaşınızın iki katıyla yaptığınız zaman tek kat 12 numara yeterli olabilir, olur. Şimdi tekrardan 3 iplik karşıya, direkt karşıya 1, 2, 3 geçtim. Aşağıdan 3 iplik aşağıdan çıktım. İğnemi yatay ipin altından geçiriyorum. Şu şekilde. Tekrardan geçiriyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Ve 3 iplik 1 2 3 bu şekilde sağ tarafa doğru da gidiyorum. Şimdi 2 iplikten yapıyorum arkadaşlar. Herhalde tekniğini anladığınız için 2 iplikten yapıyorum. 2 iplik sağa gittim. 2 iplik aşağıya gittim. İpin arasından geçiyorum. Bir daha geçiyorum. Ve 2 iplik batıyorum. Bakın şimdi aradaki farkı görün. Hangi ipe, hangi kumaşa nasıl ip kullanacağınızı da bu şekilde anlamış olabilirsiniz. Bakın bu 3 iplikle yapılmış. Bu 2 iplikle. Şimdi bunun altına da yapacağım. Bakın aralarındaki delikler olmayacak. Karşıya geçiyorum. Aşağıya iniyorum. Aradaki ipten, yatay ipten geçtim. Bir kere daha geçtim. Ve 2 iplik batıyorum. Bakın aradaki farka. Bu 3 iplikle yapılmış, bu 2 iplikle yapılmış. Arada yani şunu da iplikleri de karşılaştırmış olduk. Kumaşın 3 ipliğiyle aynı kalınlıktaki bir iplikle, kumaşın 3 ipliğiyle yaptığınız zaman bu şekilde boşluklar kalıyor. Aynı iplikle kumaşın 2 ipliğiyle yaptığınız zaman bu şekilde olmuş oluyor. Ben de mulinenin 2 kat ipliğiyle bunu işlemiş oldum.